Ekonomiyi soruyorum ablacığım, nasıl mutfakta durum? İnan edin ki idare edince her şey her halükarda güzel. Değil mi? İdare edince. Evet. Peki edebiliyor musun? Ediyorum elhamdülillah. Ödüyorsun. Elhamdülillah. Emekli misin abi? Evet evet. Emekli. Nasıl emekli gelirim nedir? Emekli gelirim biliyorsun ki emekli ayrımız ne kadar? Gitmiyor. Onlara emekli maaşı alıyoruz. Yengem idare ediyor. Ben idare ediyorum. Elhamdülillah. Sen edemiyorsun galiba. Ben edemiyorum. Tek millet yapmaz öyle. Başarılı. Allah rızkımızı vermiş çok şükür. Ya Allah tamam rızkını veriyor da vermiş. Hakkını alabiliyor musun bütün mesele? Mesele yok alamıyoruz. Nasıl gidişat? Allah ben bir şey diyemem. Şimdi siyasete girmem. Yok siyaset değil. Ya ben emekli öğretmenim. Tamam. Ha, öğretmensin. Evet. Memur sayılıyorsun. Emekliyim. Ha benim de isyanım şu sadece bu dönemde. Aha. Yılbaşında bize fazla verdi. Diğer emekliye az verdi. Birleştirdi. Bu sefer birleştirmedi. Yani biri 24, biri 19. Sıkıntım o. Ama hocam, millet aç. Bak millet aç. 10 milyon, 3,5 milyon aç var. Yani 10 bin lira ve altında alanlar var. Bir aç dediniz de şu açlığı bana bir tanımlar mısınız bir eğitimci olarak, bir ilkokul öğretmeni ya olarak? Şimdi açlık nedir ya? Açlık dediğin şu. Yok diyorlar şimdi, da o yüzden ben yok soruyorum. Değil. Şimdi her şeyi girip alamadığı zaman açsın. Mesela pazara girdiğin zaman, pazarda her istediğini alamıyorsan hem fakirsin hem açsın ya. Duydunuz mu arkadaşlar? Duydunuz mu? Ama eğer ay sonunu getirirken kara kara düşünüyorsan açsın. Ha şimdi biz eskiden mesela derdik ya öğretmenin sıkıntısı nedir? Maaşım düzgün olsa ben hiç düşünmem sınıfta istediğim gibi ders veririm. Evet. Ama sıkıntı olduğu zaman o dersi de veremiyorsun. Veremiyorsun. Çünkü bu tarafa kafa yönün. Onun için bilmiyorum yani bu durum iyi değil. Ha Mehmet Şimşek mi yaptığını, hükümet mi yaptığını bilmiyorum artık. Orasını hocam, onların elinde. Emeklisiniz değil mi? Emeklisiniz o zaman rahat rahat konuşabilirsiniz. Mesela tabii. Son Avrupa Şampiyonası'nda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya iki uçakla gitti. 600 kişiyle ve Berlin sokaklarında konvoyla geçti. Ve bütün Almanlar kıskandı bizi. Bilmiyorum orası. O kısmını bilmiyorum. Ben hocam, sadece... Sadece o... Mehmet Büyükekşi'nin 690 kişiyle gittiğini biliyorum. Yani ama Tayyip'i bilmiyorum. Sayın Erdoğan da iki uçak. Yok bilmiyorum. Hollanda maçını izlemeye. Ya olabilir şimdi iki uçak olsan toplasan 200 tane adam. Bu bir Türkiye bir şey değil. 85 milyonun içinde ama bir şey değil. İsraf değil mi hocam ya? Ya israf. Haram değil mi israf ya? Ya tamam da orasını diyoruz. Biri bir devleti yönetiyor. 85 milyonun başındaki bir adam. Ya o onu diyeceğim ya. Ona yakışır ya. Ama bu yanda... masraf yapsın. Hollanda Başbakanı bisikletle gidip geliyor yani. Vallahi yani bence yayan gitse daha iyi ama. Peki Sayın Erdoğan'ın bu yaptığı israf değil mi diyorsun? Ya tamam israftır. İsraftır ben demiyorum. Haram onlara haram bana ama değil. Ama yakışır diyorsun be hocam. Ya bir Türkiye Cumhurbaşkanı'na yakışır. O olmasa onun yerine Ahmet Mehmet olsa o da aynı şeyi yapıyor. Yapmasın şimdi bu işte yapmasınlar. Baştan gelenek böyle geldi gidiyor devam ediyor. Yani bundan öncekiler daha mı iyiydi? Ondan öncekiler daha mı iyiydi? Ecevit'in şeyini biliyorsunuz Ecevit. Yani yerli arabaya biniyordu. Yerli arabaya biniyordu ama ülkenin içine. İsraf yapmıyor. Ya ülkeyle bahsediyor. Demek ki var demek ki yapıyormuş demek ki birileri. Ya. Teşekkür ederim. Anladım. Sağ olun. Bizi yönetenler var biliyorsunuz bakanlar falan. Bunlar sürekli tasarruftan bahsediyorlar. Hatta Maliye Bakanı Mehmet Şimşek var. Kamuda tasarruf paketi açıkladı geçtiğimiz günlerde. Ama ortaya çıktı ki kendi makam odasının tuvaleti için 24 milyon lira para harcamış mesela. Kendileri niye uymuyorlar? Sonra bize diyorlar ki vatandaşlar niye tasarruf yapmıyorsunuz, israf yapmayın, şükredin, sabredin diyorlar. Var olanlarda var, yok olanlarda yok. Neden? Biraz da kendimiz tasarruf yapmamız gerekiyor. Tamam, siz yapıyorsunuz tasarruf, doğru mu? Yapıyoruz. Peki onlar yapıyor mu? Ben onu soruyorum. Onlar niye yapmıyor? Baştakilerin tamamıyla değişmesi gerekiyor. Tamamıyla? Tamamıyla değişmesi gerekiyor. Ama... AK Parti'nin kökten gitmesi gerekiyor. Kökten gitmesi kökten. Gerekiyor. Erdoğan'la evet. Erdoğan'la birlikte. Evet. Evet. Ne yaptın abla ya? Daha yeni evet. Seçildi ya. Ya geçen ya, sene ya. Bırakın ya abi ya. Millet o kadar aptal değil. Her şeyi görüyor, biliyor millet. Şu an susuyor. Demiş efendim Tayyip Erdoğan cezalandırılsın, ders olsun diye bir nevi cezalandırdık. Yoksa yani. Evet evet. Gene gelecek başa yani. He. O olmasa Hakan Fidan gelecek. He. Bunlar köklüler yani. Bunlardan kurtuluş yok. Kurtuluş yok. Yok. Daha önce sen bilmiyorum oy verdin mi? Ben CHP'liyim abi. CHP'lisin. Evet. Hmm. CHP'li. Ben CHP'liyim. Hazır aslanan bir CHP'lilerdensin. Ben CHP'liyim abi. Hı-hı. Hep CHP'ye verdim. Hep CHP'ye verdim. Evet. Ben Atatürkçüyüm. Atatürkçü. Evet. Peki ablacığım şimdi... Ben ilkokul mezunuyum. Çok fazla siyaseti anlamam ama hani gördüğüm kadarıyla yani. Var olan da var, yok olan da yok. Neden ya? Neden? Neden ablacığım? Baştakiler yüzünden. Doymuyorlar. Baştakilerin yüzünden doymuyorlar. Ayakkabı kutularına götürdüler. Bilmem ne oldu denildi. Öyle denildi. Yalanlandı. Bilmem ne oldu. Baştakiler hep kral, hep taht. Sürünenler hep sürünüyor. Fakir fakir.
zengini zengin. Biz Suriyeliler istemiyorduk. Şimdi yeni olaylar oldu, bilmem ne oldu. Hala gitmediler. Bizim milletimiz aç burada ya. Şimdi ablacığım, önemli bir noktaya değindin ama şöyle bir şey bana anımsattın. Sayın Erdoğan 2002'de iktidara geldiğinde 3 tane vaadi vardı, biliyor musun? Bilmiyorum. Anımsatayım mı ben sana? Demişti ki yoksulluk, yolsuzluk, yasaklarla mücadele edeceğiz demişti. Evet. Bugün 23 yıl oluyor hemen hemen iktidara geldiğinde. Geldiğimiz bu noktada yoksulluk bitti mi? Bitmedi. Yolsuzluk bitti mi? Bitmedi. Yasaklar bitti mi? Bitmedi. O zaman başarılı İslam ülkesinde yaşıyoruz. İslam ülkesindeyiz. Değil, halkı Müslüman ülkesinde. Halkımız. Biz bu örtüyü zaten atalarımızdan örtüyoruz. Tayyip'ten, AK Parti'den falan da filandan değil. Tamam mı? Bizde, zina bizde, hırsızlık bizde, uğursuzluk bizde. Her şey Türkiye'de, İslam ülkesinde. Daha ne bekliyorsun? Nasıl Müslüman ülkesiyiz? Nasıl Müslümanız? Halkı nasıl Müslüman diyelim de. Çünkü nasıl ülkelerin dini olmaz ablacığım. Olmaz. Ahlakın olacak. İlk önce ahlakın olacak. O Kur'an'dan önce, namazdan önce ahlakın olacak. Kul hakkı yemeyeceksin. Paylaşacaksın. Bir dilim ekmeği varsa paylaşacaksın. Bizler birbirimize sahip çıksaydık, her fakir bir ailemizden birine sahip çıksaydık, Türkiye'de fakir kalmazdı. Şu devirde kardeş kardeşi istemiyor. Eskiden biz vardık, şimdi herkes ben oğlu ben oldu. Bencil. Olmaz. Bencillikten hiçbir şey de olmaz. Bölündük ve bölüneceğiz. Daha bunlar iyi günler. Misyonu bu mu? Görevi mi bunların ya? Bunlar yani Sayın Erdoğan ve AK Parti ülkeyi bir arada tutması gerekmiyor mu toplumu? Tutması gerekiyor. Sen diyorsun ki Amerika'nın oyunları bunlar denildi. Öyle denildi, böyle denildi. Ben bilmiyorum. Ben ilkokul mezunuyum. Çok araştırırım, kitap okurum, şey yaparım. Kaynağı çok önemlidir. Biri kuyuya bir şey atıyor, herkes onun arkasında. Öyle bir şey yok. Araştırıyorum diyorsun. Araştırırım. Ben Türkiye'de yaşıyorum, özgür bir insanım. İster AK Parti tutarım, ister CHP'yi tutarım. Bu benim özgür iradem. İnsanları Cenab-ı Allah özgür yaratmış. Kimse kimsenin kölesi değil. Ama biz şu an köleyiz, biliyor musunuz? Şu an biz köleyiz. Ablacığım, nasıl görüyorsun geleceği? Çocuklarım var benim. Vallahi geleceği hiç güzel görmüyorum. Hiç güzel görmüyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Bizi yönetenler sürekli tasarruftan söz ediyorlar. Evet. Kamuda tasarruf başlattılar. Fakat bir de bakıyoruz ki onlar hiç tasarruf falan yaptıkları yok. Maalesef. Mesela duydun belki Mehmet Şimşek tuvaletini yeniletmiş. 25-24 milyon lira para harcamışlar. Aynen doğrudur. Ama sana bana diyorlar ki tasarruf yapıyorlar. Aynen. Sayın Erdoğan Berlin'e gidiyor milli takımı izlemeye. Aynen. Gördün? Gördüm. Komboyla. Evet. Bir sürü kişiyle. Abi bir dakika, ben şimdi anlamakta zorluk çekiyorum. Ya benim bu, affedersin arkadaşlar, bu benim cahil kafam basmıyor. Estağfurullah. Müslüman diyorsa biri, elhamdülillah Müslümanım diyorsa, israfın da haram olduğunu biliyor olması lazım. Aynen. Onlar Müslüman olmadığı için öyle diyorlar. Müslüman değiller mi? Yok. Olur mu canım? Sayın Erdoğan her lafının arasına Allah, kitap, Kur'an. Ya orası öyle. Zaten onun bir Müslüman çıkıp da ben şuyum buyum diyorsa onun Müslümanlığından şüphe duyarım. Müslüman adam öyle yapmaz. Yaygara yapmaz diyorsun. Tabii canım. Camiye de giderse Allah'ın evine tek başına gider. Peki. Ne iş yapıyorsun? Emekli misin? Geçiniyor musun? Ben emekliyim, çalışıyorum. Nerede? Çalışmasan geçinemezsin. Nasıl geçineceğim 10 bin lirayla? Ne kadar abi, 10 bin lira yüzüne gözüne dursun. O diyor ki 10 bin lira yaptım. Onu da çok görüyorlar. Şükredin işte. Ya, şükredin. Cübbeli Ahmet de diyor şükredin. Sen niye şükretmiyorsun? Evet. Garibanlar demiş cennete gider, zenginler 500 sene sonra gider. Bak bak. Lafa baksana ya. Allah'ın işine bile karışıyorlar yani. Kimi cennete gidip gitmedi onlar karar veriyorlar. Biz değil. Daha önce sen destekledin mi? Asla. Asla. Niye? Ben Sağ Parti'ye oy vermem. Sağ. Niye? Kesinlikle vermem. Vermez çünkü... bak yol yapıyorlar, köprü yapıyorlar. Yok. Ben hayatım boyunca, ne sağcı bir arkadaşım olmuş ne de sağcı bir partiye oy vermişim. Hı. Çünkü güvenmiyorum. Aynen. Merhaba abicim, nasılsın? Merhabalar. İyiyim. Sizden sonra. Şimdi bu bizi yönetenler, yöneticiler, bakanlar, işte başkanlar falan hep tasarruftan söz ediyorlar. Kendileri uyuyorlar mı, tasarruf yapıyorlar mı? Hepimiz görüyoruz uymadıklarını. Bunu niye sordun? Uymadıklarını hepimiz. Çünkü bu bakan Mehmet Şimşek var, biliyorsun. Evet. Tuvaletine masraf yapmış, tuvaletini yenilemiş. 25-24 milyon lira. Evet. Zaten onlar baştan tasarrufu yapmış olsalar biz bu sıkıntıları yaşamayız. Maaş 10 lira olmaz. En az bugün asgari ücret bile 35 milyarın üzerinde olması lazım. 35 milyon. Tabii 35 bin. Yani bunu biz demiyoruz, bunu devlet istatistikleri de söylüyor. Yani az çok kalem okumuş, yazmış insanız yani. Peki niye uymuyorlar bunlar? Hem bize söylüyorlar hem kendileri uymuyor bu kurala. Abi... Bu kararlara uymuyorlar. Ya niye uysunlar ki? Nasıl olsa eski hamam, eski tas, iki yalanla birkaç tane dangalığa kandırdılar mı yetiyor onlara. Tanıyor mu bile?
Hayır. Sen niye kanmıyorsun? Ben kanmam. Ha. Ben niye kanayım ki? Ben umru bile bunlara oy vermedim, vermem de. Sen Karadenizlisin. Ben Karadenizliyim. Ben Artvinliyim ama doğma büyüme Rizeliyim. Tayyip Erdoğan'la yakın köylüsüyüm. Yakın memleketindenim. Çok da iyi tanırım onu. Ha. Yani şunu diyorum. Peki senin kendisi, kendisini tanımam da yani şey olarak memleketini senin iyi biliyorum. Senin ne ayrıcalığın var da onlar inanıyor, sen inanmıyorsun. Ne, abi, bu sırrı nedir? Şimdi bak, bugün en basiti bak, ben lise mezunuyum. Bak lise mezunuyum, eğitim abi. Her şeyden önce eğitim. Ben bugün lise mezunuyum, bugün 2-3 tane üniversite mezunu benim. Şu anda okuyan üniversite mezunu karşıma çıkıp da konuşamaz. Cebimden her çıkarım. Her türlü cebimden çıkarım demeyeyim, o aşağılamak olur. Yani eğitimimiz düşük, seviyemiz düşük. O ne anlatma? Yani bu da illa okumakla olan bir şey değil, araştırmakla olur. Kendini sosyal, geliştireceksin. Tabii kendini geliştireceksin. Yani toplum olarak biz bunu yani biraz da nasıl diyeyim yani yetiştirmiyoruz kendimizi. Yani hep birilerinden bir şey bekliyoruz. Ama yani kendimizi yetiştirsek bugün üniversite öğrencilerine de... Ama bir dakika, belki de senin yetişmeni toplumun gelişmesini istemiyor olabilirler. Zaten o amaç ha? O. Bu kadar çok İmam Hatip var falan. Ya İmam Hatip ayrı bir şey. Yani ben de karşıyım açıkçası. Yani şöyle karşıyım İmam Hatip'e. Yani niye de bu kadar çok olmasın? Muhakkak. Bak ben mesela Rize'de iyi biliyorum. Kaç tane... sana şey meslek okulları olsun şey olsun mesela belli yerlerde şey okullar İmam Hatip'e çevrilmiş. Ortaokullar, liseler İmam Hatip'e çevrilmiş. İmam lazım demek. İmam lazım değil aslında. Bak Avrupa'ya baktığımız zaman geçmişten bu zamana kadar adamlar hala 100 yıl 200 yıl öncesinin kiliselerini kullanıyorlar. İbadethanelerini kullanıyorlar. Bir tane yapmıyorlar. Yani Araplaştırarak bizi İslam sentezi adı altında Türk İslam Sentezi. Tamamen yok etme projesi. Teşekkür ederim. Neredeydin tatilde? Haydi Söker şey dedim. Vallahi sen şanslısın. Bodrum. Herkes tatil yapamıyor. Efendim? Herkes tatil yapamıyor bu devirde. Çalışacak. 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 Ekonomiyi soruyorum. Ekonomi iyi. İyi değil mi? Allah'a şükür. Başta sağlık, ondan sonra ekonomi. Tamam. Sağlık şimdi... olmadı mı ekonomi yok. Tabii. Şey olmadı mı? Yaş. Esas 75 ama ben 25'lik daha. Ha sen 75 ama 25 yaşındayım. 25 sağlık tamam. Yerinde olacak. 50'sini atıyorum diyorsun, geriye kalıyor 25. Tabii Allah razı olsun. Tamam. Şimdi sorum şu bugün. Buyur. Bizi yönetenler, bakanlar. Mesela Mehmet Şimşek var. Tanıyor musun Mehmet Şimşek? Evet. Tamam. Mehmet Şimşek bundan bir ay önce falan kamuda tasarruf diye bir şey başlattı. Bir paket açıkladı. Evet. Sonra vatandaşa da sürekli tasarruf yapımı telkinde bulunuyor ama kendisi tuvaletinin tadilatını 25-24 milyon lira harcamış. Bu nasıl tasarruf olmaz. Abi? Olmaz. Böyle daha olur. Mesela olur. Avrupa şampiyonası oldu biliyorsun. Milli evet. Takım Hollanda ile oynadı. Tabii. Sayın Erdoğan 2 uçakla gitti. 600 kişilik kafileyle gitti. Milli takım 600 kişilik kafileyle gidiyor federasyon. Abi nasıl tasarruf bu? Böyle tasarruf olmaz. Olmaz. Devletin parasını yemek. Açık açık. Kul hakkı diyorsun. Kul hakkı hem nasıl kul hakkı? 85 milyon kul hakkı. Başka bir şey değil. Peki bunlar bilmiyorlar mı bunu yaparken? Bilmez olurlar. Niye o zaman bile bile yapıyorsalar haram değil mi abi? Öbür dünyada çekecek onlar. Ha. Onlar çekecek. Şimdi öbür dünyaya inanıyorsalar bunlar ki inandıklarını düşünüyoruz Sayın Erdoğan. İnşallah. Ağzından esirgemiyor Allah evet. Kur'an kitap şeylerini. Tamam. Bunu bilmiyor mu? Bunun kul hakkı olduğunu bilmiyor mu Sayın Erdoğan? Bir şey diyemiyorum. Yani hakikaten o hususta yazık. Yazık. Sen destekledin mi bunları daha önce? Efendim? Destekledin mi AK Parti'yi? Kim? Sen. Yok ben yurt dışındayım. Sen yurt dışında yaşıyorsun. Ya yurt dışında. Neredesin? Berlin'de, Almanya'da. Ha Almanya'dasın. Almanya'da. Sen maç oynanırken Almanya'da mıydın Hollanda'da? Almanya tabii. Gördün mü Sayın Erdoğan konvoyla geçti? Biliyorum. Gördün mü? Geldi kıskandı mı Almanlar? Kıskanmaz olur mu? Çok kıskandılar değil mi? Tabii. Dünya de. Lideri abi. Öyle. Dünya lideri. Çok sağ ol. Değil mi? Ayrıyeten Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı. Öyle. Çok teşekkür Almanlar ederim. Almanlar bizi niye kıskanıyor ya? He? Madem gurbetçisin Almanlar... Türkiye aya çıkıyordu onun için. Aya çıkıyor. Aya çıkıyor. Aya çıkıyor. Türkiye kalkınıyor. Aşağı doğru mu yukarı doğru mu? Şu anda yukarı doğru yukarı çıkıyor. Doğru. Daha yukarı vallahi doğru. Valla benim için bildiğim enflasyon çıkıyor yukarı. Oradakiler de çekemiyor bunu. Çekemiyorlar kıskanıyor. Oradaki Türkler de bizim. Eskiden Türkler ikinci, üçüncü sınıftır. Şimdi birinci sınıf oldu. Mesela milli takım kaptanı neydi? Gündoğan. Gündoğan. İlkay Gündoğan mesela. Milli evet. Takım kaptanı bile Almanların Türk. Öyle Türk. Allah razı olsun. Ben fazla şey yapmayalım. Çok teşekkür ederim. Dikkat et. Bir şey değil. Hadi gurbetçi abi. Sağ ol. Eyvallah. Gurbetçi abi.